değiştirebiliriz. Evet, iyi akşamlar. Bugün Trabzon karşısında zor bir maç olacağını zaten biliyorduk. Ama maçtan önce futbolcularla konuştuğumuzda biz bugün buradan muhakkak 3 puanla çıkmamız gerektiğini söyledik. Nedenden gelirsek kupa maçında Antalyaspor'u iyi bir skorla yenip adımızı finale yazdık. O futbolu bugün burada da göstermek istiyorduk. Diğer tarafta ilk 5'in içerisinde olma hedefimiz var. O hedefimize ulaşmak için maçı kazanmak istiyorduk. Ama tabii önümüzde karşımızda olan takım büyük bir takım. Türkiye'nin 4 büyük takımından biri. Şampiyonluğu oynayan bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk. Dedim zaten ilk yarıda yaptığımız hatadan dolayı yediğimiz bir gol oldu. O biraz bizim oyunumuzu geriye attı. Ama ondan sonra birbiri yakaladık. İkinci yarıda daha baskılı oynayıp ikinci golü bulmak istiyorduk. Ama tam tersi oldu. İkinci golü biz yedik. Yine bir dikkatsizlikten dolayı. Ama futbolcular mı tepki geliyorum hiçbir zaman bırakmadılar. 95. dakikaya kadar savaştılar, mücadele ettiler. Gol atma yollarında yeterince mücadele ettiler. Gol atmak istediler. Sonunda istediğimiz golde uzatmalarda da olsa geldi. Maçı kazanabilirdik. Ama sonucu 2-2 oldu. Yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz. Trabzonspor'a da önümüzdeki 6 maçta da başarılar dilerim. Soru olacak. Ben soracağım. Maçta yaşanan bir arada ben görmedim. Ben erken çıktım. Ben direkt soyunma odasına gittim ama duydum. Dışarıda birkaç bir sıkıntılar oldu. O konuyla ilgili bir şey söylemedi çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Bir de hocam şey var, Sabah gazetesinden Mehmet Al sormuş. Alanyaspor bugün Antalyaspor karşısında oynadığı futbolu sahaya yansıtamadı demiş. Bunun nedenini sormuş hocam. Antalya'ya karşı oynadığı futbolu sahaya yansıtamadı. Sen de yememişiz bugün, onu sormuş. Bence yanlış maçı izlemiş o zaman. Teşekkürler. Teşekkürler.